Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Gül. Ayşegül gibi bitişik. Bu videoda sizlerle beraber kocaman motifler yapıyoruz. O kadar büyük ki sadece bir yumakla bir tane motif yapacağız. Yapımı çok çok kolay. 100 gramlık bir ipi 2 saatte bitirebileceğiniz bir motif. Ben aynı zamanda videoya çekmeme rağmen 2 saatte bitirdim bir tane motifi. Yapımına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Linkine de aşağıdan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Benim bu projede kullandığım ip Ören Bayan Favori Batik. Şöyle renk kodunu soranlar için de söylemiş olayım. 909 renk kodu. Kalınlığını da göstereyim ipin. Şöyle bayağı kalın bir ip aslında. Şöyle arkasında 4 ya da 5 mm ile örünüyor. Ama ben savaş bir görüntü istediğim için 6 mm ile öreceğim. Şimdi başlarken bu sefer zincirle başlayacağım. Sihirli halkayla başlamayacağım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri çektim. Şöyle en başa dönüp ilk zincire batıyorum ve bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Yukarıya 4 zincirle çıkıyorum. İpimi 2 kere doladım. Halkanın içine batıp bu zincirle oluşturduğumuz halkanın içine batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. İlk ikisinden çıktım, bir sonraki ikiden çıktım ve son ikiden çıktım. 2 i̇ki kere doladım, halkanın içine battım. Sırayla 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 2 kere doladım, battım. 1 2 3 Bu şekilde 16 tane trabzan yapacağız. İlk trabzanımız bu zincir. Devamında 15 tane trabzan yapmış olacağız. 16 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada 16 olduğundan emin olun. Çünkü bayağı bir süre yuvarlak öreceğiz. Yuvarlak örerken fark etmeyebilirsiniz. En son kareye çevirirken eksik olduğunu fark ederseniz çok geç olabilir. O yüzden burada emin olana kadar sayın. Burada ilk baştaki zincirin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Böylece birinci sırayı bitirmiş olduk. Şimdi burada aralarda örmeye başlayacağız. Trabzan aralarında. O yüzden hemen zincirden sonraki araya batıp buraya ilmek kaydırıyorum. Burada hemen 3 tane zincir çektim. İpimi yine 2 kere doluyorum. Battım. 2'den çıktım. Sonraki 2'den çıktım. Bu iki ilmeği alıyorum. Arada iki zincir, ipimi tekrar iki kere doladım. Şimdi burada çok fark edilmedi badem yaptığımız ama şurada daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki araya battım. İlk ikiden çıktım, sonraki ikiden çıktım. Son iki tığımın üstünde tutuyorum. İpimi tekrar iki kere doladım. Yine aynı yere batıyorum. İlk ikiden çıktım, sonraki ikiden çıktım. Tığımdaki 3 ilmeğin içinden aynı anda ipimi geçiriyorum. Yine arada 2 zincir. İpimi tekrar iki kere doladım. Bir sonraki trabzan arasına geçiyorum. Yine aynı şekilde iki tane üçlü trabzanla badem yapıyorum bu şekilde. Yine iki zincir ipimi doladım. Bir sonraki trabzan arasına geçtim. şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar geldim. Burada son bademi yaptıktan sonra yine iki tane zincir çekiyorum. Ve ilk bademin üstüne batıp buraya ilmek kaydırıyorum. Şimdi yine buradaki boşluklarda örmeye başlayacağız. O yüzden buradaki boşluğa batıp buraya da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. İpimi bir kere doladım. İkili trabzan yapacağız. Aynı boşluğa batıp İkili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere battım. Bir tane daha ikili trabzan. Yani üç tane ikili trabzan çalışmış olduk. Arada zincir yok. İpimi doluyorum yine bir kere. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kere doladım ve iki kere de çıktım. Doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bir kere doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Bu şekilde her boşluğa üç tane ikili trabzan yaparak sıra başına kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. Burada yine hiç zincir çekmeden bu baştaki çektiğimiz 3 zincirin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi üçüncü sıra pardon dördüncü sıraya geçerken burada beş tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bakın aynı olduğum boşluğa batıyorum. Buraya battım. Şimdi bir dolayıp üç çıkacağız. Şöyle ilk önce bir tanesinden çıktım, sonra ikiden çıkıyorum, en son kalan ikiden çıkıyorum. Bir kere doladık, üç kere de çıktık. Arada iki zincir, ipimi yine bir kere doladım. Bir sonraki üçlü trabzanın arasına batıyorum. Üçlü gruplar yapmıştık ya. Burası bir, şurası iki. Bu ikisinin arasına batacağım. Battım. Birinden çıktım. İkiden çıktım. İkiden çıktım. Arada bir zincir. Tekrar bir kere doladım. Yine aynı yere batıyorum. Yine üç kere de çıkıyorum. İki zincir. Bir kere doladım. Bir sonraki üçlü grubun arasına batıyorum. Bir kere dolayıp üç kere de çıkıyorum. Bir zincir, ipimi yine bir kere doladım, yine aynı yere batıp üç kere de çıkıyorum. Yani aynı yere battığımız trabzan aralarında bir tane zincir, diğer boşluğa geçerken iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi yine iki zincir. İpimi yine bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Yine 3 kere de çıkıyorum. Bir zincir, bir kere doladım. Aynı yere batıp 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyorum. Yine sıranın sonuna kadar geldim. Burada son V'yi yaptım. Arada yine 2 zincirim var. 2 zincirimi çektim. Şimdi sıranın başıyla bağlayacağız. Burada 5 tane zincir çekmiştik. 4. zincire batacağım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire battım. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi yine şu aralarda örmeye başlayacağız. Şu V'nin içine ilmeğimi kaydırıyorum. Ve burada 4 tane zincir çekiyorum. İpimi yine bir kere doluyorum. Aynı alt sırada yaptığımız trabzanlardan yapacağız. Bir kere dolayıp üç kere çıkacağız. İpimi doladım. Zincir yok. Yine bir kere doladım. Bu büyük boşluğa geçiyorum. Yani 2V'nin arasındaki boşluğa. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. İpin tam da siyah olan yerine geldik. Umarım net görülüyordur. Şimdi bu büyük boşluğa 3 tane trabzanımı yaptım. İpimi yine doluyorum zincirsiz. Buradaki V'nin arasına batıyorum. Bir zincir çektiğimiz yere. Buraya 2 tane yapıyorum. Büyük boşluğa geldim. Buraya 3 tane V'nin içine 2 tane, 2 V'nin arasına yani buradaki büyük boşluğa 3 tane. Bu şekilde trabzanlarla boşluklarımızı doldurup sıranın sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığım zincire batıp ilmek kaydırıyorum. Şimdi burada 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpi bir kere doladım. 2 trabzan sonrasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. İpimi yine bir kere doladım. Bu sefer 3 trabzan sonrasına batıyorum. Buraya da yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şu V'lerin içine çalıştığımız iki trabzanı bir grup, büyük boşluğa çalıştığımız üç tane trabzanı da bir grup sayıyorum. Bu grupların arasına batacağız. Yani bir kere batarken iki trabzan sonrasına batıyorum. Diğer seferinde yine üç zincir çekip üç trabzan sonrasına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde yuvalarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada Başta çektiğimiz 6 tane zincir vardı. Bunun üçüncüsüne batacağım. 1, 2, 3. Üçüncüye batıp buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sondaki boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. Şimdi burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. İpimi 2 kere doladım. İlk boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum. Yani 2 kere doladım. 3 kere de çıkıyorum. İlk başta yaptığımız trabzanlar gibi. Yine 2 kere doladım. Aynı boşluğa batıp yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doladım. Aynı boşluğa batıp üçlü trabzan. Bu şekilde boşluklara 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. İpimi yine 2 kere doladım. Bu sefer trabzan üstüne batacağım. Trabzanın üstüne batıp yine üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım, bu sefer boşluğa geçtim. Boşluğa üç tane üçlü trabzan. Bu ikinci trabzanım. Bu da üçüncü trabzanım. Şimdi yine iki kere doladım, bu sefer trabzan üstüne yapıyorum. Şimdi bu şekilde boşlukları üç tane Aradaki trabzanların üstüne de bir tane e, trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yani boşlukları dolduruyoruz bu sırada. Şimdi bu sırayı da bitirdik. Yine ilk başta çektiğim zincire batıyorum. Ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. İpimi bir kere doladım. Tam bu zincirden önceki araya batıyorum. Buraya batıp tekli trabzan yapıyorum. Yani bir kere doladım. Üçünden aynı anda geçtim. Şimdi arada dört tane zincir var. Şu iki, üç, dört. İpimi yine bir kere doladım. Dört trabzan sonrasına. Bir, iki, üç, dört. Tam bu araya batıp yine tekli trabzan yapıyorum. Yani bir kere doladım. Tek seferde çıkıyorum. Yine dört zincir. İki, üç, dört, dört. İpimi bir kere doladım. 4 trabzan sonrasına batıp yine tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım sıra başına kadar. Sıranın sonuna kadar geldim. Sonda yine 4 zincir çekip ilk başta yaptığım trabzanın tepesine bağladım ilmek kaydırmayla. Şimdi şu boşluklarda örmeye başlayacağız. O yüzden boşluğa batıp bir kere daha ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. İpimi 2 kere doladım. Aynı boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doladım. 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa arada 2 zincir ipimi yine 2 kere doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya yine 3 üç tane üçlü trabzan. Yine 2 zincir 2 kere doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bu şekilde arada 2 zincirle her boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bitirdim. Yine zincire bağladım sıra sonunda. Şimdi şuradaki boşluğa kadar ilmek kaydırma yapacağım. Bir sonraki trabzana battım. ilmek kaydırdım. Hemen yanındakine battım ilmek kaydırdım en son boşluğa batıp yine ilmek kaydırıyorum. Burada bir tane zincir çektim, ipimi doladım aynı yere yani buradaki boşluğa batıp tekli trabzan yapıyorum. Arada 4 zincir ipimi doladım bir sonraki boşluğa tekli trabzan. Yine 4 zincir ipimi doladım bir sonraki boşluğa yine tekli trabzan bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilerliyorum şimdi bu sıramı da bitirdim yine en son 4 zincir çekip burada ilk başta yaptığım tekli trabzana bağladım ilmek kaydırmayla şimdi bu geçeceğimiz sıra artık motifi e, kare bir forma çevireceğimiz sıra bu yuvarlak olarak ördüğümüz son sıraydı Şimdi burada yine buradaki boşluğa batıp bir kere ilmek kaydırma yapıyorum. Burada 4 zincirle yukarı çıkıyorum. İpimi iki kere doladım. Aynı yere batıp üçlü trabzan yapacağım. Arada 3 zincir. İpimi yine iki kere doladım. Buraya köşe çalışacağız. Yine aynı yere batıp iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Arada zincir yok. İpimi bu sefer bir kere doladım. Hemen yanındaki boşluğa geçip buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç, bu da dört. Hemen yine ipimi bir kere dolayıp bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da dört tane tekli trabzan yapıyoruz. Yani bir kere doladım, battım. Hepsinden aynı anda geçirdim ipimi. Üçlü trabzan köşe çalıştık. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan yaptık. Bir sonraki boşluğa tekli trabzan çalıştık. Şimdi bu aradaki 3 boşluğa sık iğne çalışıyoruz. Yani ipimi dolamadım, battım, ikisinden geçirdim. Battım, ilmek aldım, ikisinden geçirdim. 2, 3, 4. 4 tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya da yine 4 tane sık iğne. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya da 4 tane sık iğne. Şöyle bakın. Şuradaki eğimi doldurduk. Bu şekilde kare bir form vereceğiz. Şimdi üç boşluğa 4 tane sık iğne çalıştıktan sonra bir sonraki boşluğa yine 4 tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi burada inmiş olduk. Burada yine çıkacağız. Dört tane tekli trabzan ipimi doladım. Bir sonraki boşluğa dört tane ikili trabzan. Şimdi yine buradaki boşluğa köşe yapacağız. İpimi iki kere doladım, battım. Üçlü trabzan yapıyorum yine iki tane. Arada 3 zincir. Yine aynı yere 2 tane üçlü trabzan. Şimdi bu şekilde bir kenarını bitirmiş olduk. Burada uyguladığımızın aynısını diğer 3 kenarda da uygulayıp motifin etrafını dönmüş olacağım. Yani buradaki köşeden sonra ilk boşluğa 4 tane ikili trabzan ikinci boşluğa dört tane tekli trabzan sonraki 3 boşluğa 4'er tane sık iğne çalışıyorum yine bir sonraki boşluğa tekli trabzan hemen yanındakine 4 tane ikili trabzan sonra yine köşe bu şekilde etrafını dönerek bu sırayı bitireceğim bu sıramızı da bitirdik şimdi bu kadar büyük motiflerde tek sırada kare formunu vermek çok zor oluyor o yüzden şimdi bir sıra daha farklı teknikler kullanarak bu aralarda yine bu kare formunu tam vermeye çalışacağız. Şu an şuraları hala biraz bombeli. Şimdi burada sırayı birleştirdiğim yerde 4 tane zincir çekiyorum. İpimi 2 kere doladım. Hemen yanındaki trabzana batıp yine üçlü trabzan yapıyorum. Köşe yine aynı. 2 tane üçlü trabzan. Üç zincir ve yine aynı yere yani köşeye iki tane üçlü trabzan. Şimdi bu sıradaki iki trabzanın üstüne yine üçlü trabzan çalışacağım. İlkine battım, üçlü trabzan. İkinci trabzanın üstüne battım, yine üçlü trabzan. Şimdi böylece bu köşeyi döndük. Şimdi sıradaki 6 trabzanın üstüne ikili trabzan çalışacağım. İpimi bir kere doladım. Sıradakine battım. İkili trabzan. Bu birincisi. Bu iki. Üç. Dört. Bu beşinci trabzanım. Ve altı. Ne yaptık? Köşede yine İki tane üçlü trabzan arada üç zincir tekrar iki tane üçlü trabzan çalışarak köşeyi yaptık. Devamında iki tane üçlü trabzan çalıştık. Sonrasında da altı tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bundan sonra 16 tane tekli trabzan yapıyorum. Yani bir kere doladım, battım, üçünden aynı anda geçtim. Doladım battım. Üçünden aynı anda geçtim. Bu şekilde 16 tane tekli trabzan yapıyorum. 16 tane tekli trabzanımı yaptım. Şimdi yine 6 tane ikili trabzan. İpimi doladım. Bir sonrakine battım. 2 kere de çıktım. On altı tane tekli trabzandan sonra altı tane yine ikili trabzan çalıştım. Şimdi iki kere doluyorum. Sıradaki iki trabzanıma yine üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi yine köşeye geldim. İpimi yine iki kere doladım. İki tane üçlü trabzan. Üç zincir. Tekrar iki tane üçlü trabzan. Şimdi bakın böylece bir kenarını bitirmiş olduk. Şimdi diğer üç kenarı da aynı burada yaptığımız işlemleri yaparak döneceğiz. Şimdi bu sıranın da sonuna geldim. En son burada 6 tane ikili trabzan yaptım. İlk başta zaten buradaki üçlü trabzanları yapmıştık. Hemen zincirime batıp buraya ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi artık kare formunu verdik motifimize. Artık farklı çalışmamıza gerek yok. Hepsine ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Burada 3 tane zincir çekiyorum ipimi doladım hemen bir sonraki trabzana geçip ikili trabzan. Bu şekilde hepsinin tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine köşeye geldim köşede yine 2 iki tane ikili trabzan. 3 zincir tekrar köşeye 2 iki tane ikili trabzan. döndüm. Şimdi buradan hepsinin üstüne batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Köşelerde iki tane ikili trabzan, 3 zincir, yine iki tane ikili trabzan. Devamında hepsinin üstüne birer kere batıp yine ikili trabzan yapacağım. Ee, bu bizim birinci sıramız. Bu şekilde yani bu sıradan sonra 3 sıra daha çalışacağım. Yani ikili trabzanlarla çalıştığımız 4 sıra olacak toplamda. Sonrasında zaten motifimiz bitiyor. Siz istediğiniz büyüklüğe gelene kadar motifiniz bu sırayı çalışabilirsiniz. Yani isterseniz 2 sırada bırakın ya da 1 sırada bırakın. İsterseniz daha fazla çalışabilirsiniz. Eğer battaniye falan yapıyorsanız daha büyük de çalışabilirsiniz. Yani beş altı sıra dönebilirsiniz. Şu an şöyle fikir oluşması için Motifin şu anki boyutunu yani ikili trabzanlara geçmeden önceki boyutunu söyleyeyim. 38 santim şu an motifimiz. Ben 4 sıra çalışacağım. 4 sıra sonra yine kaç santim olduğunu sizlere söylerim. Ben motifimi bitirdim. 4 sıra söylediğim gibi ikili trabzan yaptım. Motif şu an o kadar büyük ki kadraja bile sığmıyor. Şöyle size kaç santim olduğunu da söyleyeyim. 48-49 santim arası. Tabii ki böyle motifi anlatıp bırakmayacağım. Bununla ilgili çok güzel bir proje gelecek. Ama ayrı bir video olarak da bunu paylaşmak istedim. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Özellikle battaniye falan yaparken çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu böyle büyük motiflerle battaniye yapmanın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.